Leyla. Leyla. Ya sen hala hangi yüzle benim kapıma geliyorsun? Çünkü seni seviyorum. Ama ben senden nefret ediyorum. Uzak dur benden ya. Hatta bu sokağa bile girme. Anlıyor musun? Çık git hayatımdan, defol git. Leyla. Bize bir şans daha ver. Desene. Ne yana dönsen öteki tarafta bir enkaz bırakıyorsun. Sen beni paramparça ettin Ömer. Şimdi de o kızla aileni mahvedeceksin, öyle mi? Sana demedim mi bu doktor hanımdan uzak duracaksın? Yoksa canını alırım diye. Leyla, hadi gel. Dokunma o kıza demedim mi lan? Öteki Hasan varmış, hangisi? Ömer şurada. Sana yarına kadar süre. Sen gitmen gereken kapının neresi olduğunu çok iyi biliyorsun. Senin canını bugünlük bağışlıyorum Ömer. Ama ben seni bağışlamıyorum. Yere git. Bela arama başına. Yeter lan! Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Yapma! Yapma! Ne yapıyorsun? Ya yapma! Yapma! Başladı. Bir daha görmeyeceğim seni kapının etrafında. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapacağım? Gerekeni yaptım. Az bile yaptım. Sana dua etsin. Yapma. Dokunmayın. İçeride bakacağım. Geçin içeri.
Kızını hazırla Gülbahar. Müşteri çıktı. Hasan bırak ben gideyim. Seni ne yapsın lan adam? Kızını istiyor. Kızını. Özel sipariş. Ne olur Hasan. Ne istersen yaparım. Kızımı bu işlere bulaştırma, yalvarırım. Bitti be. Su testisi su yolunda kırılır kızım. Bu da kırılacak. Anlaşıldı mı? Bak. Yine bir manyaklık yapmaya kalkarsanız... bu kafalarınızı birbirine vura vura kırarım ha. Anladın mı? Adam yukarıda bekliyor. Git işini yap. Emniyet adamı. Yine dellenmeye kalkarsan... Bırak kızımı, bırak. Anamdan olursun. Bırak kızımı, bırak. Anladın mı beni? Aferin. Yola gel işte böyle. Ceylan. Götür. Allah belanı versin Hasan. Yatacak yerin yok senin. Sizin yatacak yeriniz çok da ne oluyor lan? İşini yap. Ne bekliyor, ne var? Gel, gel. Olanları anlatayım, öyle gidersin. Ne oldu? Halil geldi. Kıyameti kopardı. Madem nikah yok, barış da yok. Bacımı alacağım dedi. Kızı aldı gitti. Şaştık kaldık hepimiz burada. Vay başımıza gelen. Bir durulmadı ortalık yahu. He, bir de doktor kız mı varmış, neymiş? Önce Ömer ağaylaymış, şimdi Halil'le. Sen biliyor muydun? Bilmem mi Emine? Desene iyice ayyuka çıktı o işte. Bitmiyor Celil. Bitmiyor. Dertleri de, olayları da bitmiyor. Biz köye gidelim dedikçe her gün yeni bir olay. Hayır, kendileri de ortada yok. Varsa yoksa Celil koştursun her işin peşinde. Başlama gene Emine. Kendini mi öldüreceğim millet için Celil? Ha? Atma kendini ateşe. Yeter. Bak, Ömer Ağa da yok, Kadir de yok. Sorma Emine. Kadir Ağam da Adana'ya gitti. Tam da zamanını bulmuş. O Halil'in kapatmasının kızına yanık sanırsam. Onun için gitmiş. Deme Celil, deme. Ay başımıza gelenler. Yok anam babam, bunlar çekecekler silahları ha. Allah aşkına gidelim Celil. Tamam Emine, sus. Ağzını hayır aç. Ben yukarı çıkıyorum. Susacağız tabii. Susmayıp da ne yapacağım? Bir konuşsam Allah vermeye, dağlar devrilecek üstümüze. Halil Bey. Ömer'in buraya geldiğini unutun. Saçmalıyordu, o da ne dediğinin farkında değildi zaten. Bu mesele büyüsün istemiyorum. Bir daha da gelmez zaten. Ama lütfen siz de sinirlerinize hakim olun biraz. Bu yere dikiş gerektirebilir, hastaneye mi gitsek acaba? Yok yok, iyi böyle. Senin elindeydi ya. İyileşir şimdi. Neyse bitti zaten. Doktor hanım. Şifa veren ellerin dert görmesin de o kalsın. Peki. Peki Halil Bey, siz niye buraya gelmiştiniz? Malum oldu diyelim.
Rahatta mısınız? Huzurda mısınız? Bir bakacaktım. Siz beni takip ettiriyorsunuz değil mi? Evet. Senin iyiliğin için. Olmaz Halil Bey. Anlaşılan senin inadın inat. Ama benim de dedim dedik. Bu mevzu uzayacak. Belli ki. Ben bir acı kahvenizi içeyim. Peki. Kahve yapayım o zaman. Gelir gel. Duydun mu başımı sakerlerden? Duydum hanım ağam. Hep o kız yüzünden. Halil dellendi, Ömer'e çatacak yer arıyor. Yok, bu nikah kıyılacak. Kız ne yapıyor? Sağlık ocağını kapattınız mı? Vallahi kapattık hanım ağam da. Kız gitmiyor. Kapının önüne oturmuş, ille de çalışacağım diyor. Halil de ona bir çadır getirtmiş. La havle. Ne çadırı? Delirmiş mi bu? Yok. Bu kız Mardin'den gitmedikçe sular durulmayacak. Kadir nerede? Beraber gelmediniz mi? Yok hanım ağam. Kadir ağamın işi var. Ne işi? Adana'ya gitti. Adana'da ne işi varmış? Bir kızı sordu hanım ağam. Kız da Halil'in kapatmasının kızı. Adana'ya gitmiş anasıyla. Onun peşine gitti. Allah'ım sen benim oğullarıma akıl fikir ver. Bunların ikisi birden mi delirdi Celil? Yok, nikah olacak. Hello. Fidan, benim. Kureyşe. Nasılsın? Hal hatır soruyorsun bir de Kureyşe. Fidan, elinde bir tek kızım var. Onu da dul koyup oturtmak mı istiyorsun? Zaten sebepsiz yere oğlun geldi, kızı aldı gitti. Bilmez misin ki Bozbeylerden sonra o kızı o konaktan kimse gelin olarak çıkaramaz. Neyse, nikah olacak. Merak etmeyesin diye haber edeyim dedim. Kureyşe, keyfiniz bilir. Gerekirse kızım dizimin dibinde oturur. Bizden günah gitmiştir. Vallahi billahi peygamber sabrı gösterdik ha. Günahı da vebali de sizin boynunuzadır. Kureyşe ana mı aradı ana? Kureyşe ana. Sana sanki çok analık ettiydi. Tövbe estağfurullah. Tövbe de git. Haydi asabımı bozma benim. Ana. Ne demek keyifleri bilir? Desene. O nikahı yapacaksınız. Yoksa Halil gelir konağı başınıza yıkar diye. Ne yani? Böyle ortada mı kalacağım? Beni hiç düşünmüyorsunuz. Kızım, Dicle'm. Bak bir fırsatını bulsam değil kona. Mardin'i başlarına yıktırtacağım onların. O fırsatta ben mi oldum ana? Ha? Thank you.
Tev amma ağırlaştı senin elin Emine. Çenin çalışacağına elin çalışsın. Bunlar niye böyle eciş bücüş? Senin hiç gözünün ayarı kalmadı. Hayır gözün görmüyor desem, maşallah her bir şeyi görüyor. Her zaman yaptığım gibi işte. Bak, 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 bak. Ya senin dilin de uzadı he Emine. Çok konuşuyorsun sen, çok. Senin o dilini kesmek lazımdı da, sen bu karnımdaki oğlana dua et. Onun yüzü suyu hürmetine sana bütün insafım. O sıfatını da topla, yoksa ben toplayacağım he. Kadir gelecek, daha ortada sofra yok. Çok beklersin daha. Ne diyorsun sen Emine? Kadir ağamın işi varmış da onu dediydim. Ne işi varmış Emine? Ne demeye getiriyorsun sen bana? Konuş! Ya Adana'ya gitmiş. İşi varmış onu diyor. Ya ne işi varmış Adana'da? Ne bileyim ben Zilan. Bildiğim bu. Ya, sen beni katil mi edeceksin Emine? Konuş vallahi keserim senin o diline. Yeter mi? Nedir senden çektim? Kız peşine gitmiş. Kuma getirecekmiş sana. Seni kendi gözümden sakındım ben. Yazıklar olsun sana Ceylan. Yazıklar olsun. Tut! Yalan olmayan bir şey söyleyebilecek misin bana? Halil tuttu değil mi seni? Git Kadir'e yanaş dedi. Ulan sen de benim mi kapatmam olacaksın? Kaç para verdi lan sana? Kaça sattın kendini? Ama yok. Benim sana kör olmuş gözlerime yazıklar olsun. Koşa koşa geldim. Yalan söylüyor demedim geldim. Halil'in kapatmasını kızıymış demedim gene geldim. Al lan sana para. Para mı? Para mı? Al sana para. Al sana para. Al. Patronun sana biçtiği eder. Benim gözümdeyse üç kuruş ederin yok. Ne olur dinle ya. Ne dinleyeyim lan? Gözlerime mi inanayım, sana mı inanayım Ceylan? Ben buraya bulup seni götürmeye geldim. Ama benim aradığım Ceylan yokmuş zaten. Hiç olmamış. Yavaş, yavaş, yavaş. Ama torunuma bir şey olmasın. Sarsmayasın ha. Yavaş.
Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi Leyla Hanım, bak şöyle anlaşalım. Takip falan yok. Tamam, dediğin gibi olsun. Ama benim adamlardan biri her sabah seni köye götürsün, akşam da getirsin. Yani köyde de bekler hem yakınlarında. Burada sokaklarda çalışıyorsun. Elinin altında bir adam bulunsun. Bir şey lazım olur. Bu takip olmuyor mu Halil Bey? E gönlünü yapayım diyorum. Sen ona da yok diyorsun. Ne yapacağız biz seninle? Ben lüzum görüyorsam vardır bir bildiğim. Az laf dinle. Ben peşimde korumayla gezmek istemiyorum. Benim için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, anlıyorum. Ama tamam. Ben hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Doktor hanım, sen buralara alışacaksın. Alışacaksın da. İlla bir musibet gelsin öyle diyorsun yani. E ben de sana kıyamıyorum. Öyle de kıyamıyorum. Böyle de kıyamıyorum. Bana bir şey olmaz. Merak etmeyin siz. E hadi dediğin gibi olsun. Ama bak. Ama başın sıkıştığında beni arayacaksın. Söz mü? Söz Halil Bey. Söz. Sağlık ocağına da gitmesen. Perişan oluyorsun öyle sokaklarda. Sokakta değilim ki. Çadırım var artık. Unuttum sanmayın. Teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi geceler. Hayırlı geceler Halil Bey. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Vay. Evvel bağban idim dostun bağında. Evvel bağban idim dostun bağında. Talan vurdu ayvan ardan. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.
oldu bana. Ne işin var benim hastanede? Sakin olun. Baygınlık geçirdiniz ama iyisiniz. Hasta kendine geldi. Yakınlarına haber ver. Yok doktor hanım, iyiyim ben şimdi ya. Geçti, ben kendim giderim. Tamam, sakin ol. Sakin. Selan. Ana. Kızım iyi misin? Çok korkuttun beni sen Allah. Doktor, torunum nasıl? Esas sen onu söyle. Hanımefendi hamile mi? O zaman mutlaka ultrasonu alalım. Ana, gece gece iş çıkartmayalım şimdi. Sonra geliriz. Bir şey olsa ben hissederdim zaten. Olur mu kızım? Düştün, bayıldın. Allah korursun. Tabii tabii. Mutlaka bakalım. Ya ana, biz Kadir'le gelecektik sonra. Söz verdim de ilk defasında birlikte göreceğiz diye. Tamam kızım, onda da gelirsin. Ben şimdi sabaha kadar uyuyamam torunum nasıl diye. Anne, merak etme. Bir şey olmadı. Oh, çok şükür. Çok şükür. Gel, kalk. Kurtulacağız buradan. Ne olur ağlama. Bak, Mardin'den birini gördüm burada. Tanıdığım biri, delikanlı çocuktur. Konuşamadım ama not yazdım, koydum cebine. Görür görmez gelip kurtarır bizi. Çok bekleriz. Gelmez. Sen nereden tanıyorsun onu? Sana gelen o muydu? Niye demedin beni kaçırdılar, zorla tutuyorlar diye? Anne dinlemedi bile. Sandı ki... Hoş geldin abi. Buyur abi, ne vereyim? Kardeşim bana bir çay ver. Tamam abi. Allah'ım ne olur gebe olayım. Ne olur Allah'ım. Torunum nasıl doktor? Torunum nasıl? Sanırım bir sorun var. İyi de doktor. Torunum iyi de. Siz kan testi yapmış mıydınız? Maalesef size kötü haber vereceğim. Torunum düştü mü yoksa doktor? Hanımefendi hamile değilmiş. Şunu da silebilirsiniz. Geçmiş olsun. Thank you.
Buyurun oğlar, masa mı lazım? Patronla görüşecektik. Bir alacak verecek durumumuz var, onu konuşacağız. Sen gel hele bir, bunlar beklesin. Peki Hasan sen misin? Kim soruyor? Mardin'den Halil Ağa soruyor. Sende emanetleri varmış. Onları da seni de alacağız. Hep beraber Mardin'e gideceğiz. Ağamın sana anlatacakları var. Emanetçi miyim lan ben? Senin ağanın emaneti falan yok bende. Bu etrafında gördüğün her şey bana ait. Benim malıma el uzatanın elini keserim. Bizde usul önce güzellikle sormaktır. Laftan anlamayana anladığı dilden konuşuruz. Tamam mı? İstanbul'daki teyzene gideceksin bir şey olursa. Kızımla beni kaçırdılar. Yardım et Gülbahar. Ne bağırıyorsunuz yine ya? Yok bir şey oğlum, yok. İşte öyle konuşuyor. Asıl sana ne oldu? Ne bu halın? Yok bir şey ana. Yok bir şey. Bir ayarı bozuğu hizaya getirdik, o kadar. Doktor hanım sağ olsun şifa oldu. Sabaha bir şeyim kalmaz.
doktor hanımın kapısındaydın ha? Halil, yeminle hakkımı helal etmem sana bak ha. Oğlum dillere düşeceksin. El alem diyecek koca Halil ağa, İstanbul'da doktor kızın eteğinde fır dönüyor. Ben var ya, öyle diyenin dilini keserim ha. Kureyş'i aradı. Kıydıracaklarmış nikahı. Vallahi keyfiniz bilir dedim. Günahı, vebali boynunuzadır dedi. İyi demişsin ana. İyi demişsin. Süre verdim, yarın son gündür. Ya gelirler, nikahı basarlar ya da barış bozulur. Ya abi, bir durun hele. Ya hiç mi beni düşünmezsiniz? Bak, Ömer'e bir şey yapmayasın Allah aşkına. Dicle, zırlama. Ben seni de düşünüyorum. Ben seni oradan buraya getirdim ya bu yüzden. O adam, adamsa eğer yarın gelir nikahı basar. Ya adam değilse zaten layığın değildir ya. Keseriz cezasını. Hem ne demişler? Ölüsü olan bir gün, dirisi olan her gün. Buradan çıkamayacağız anlaşıldı. Yürü. Kurtuluş yok. Bunu sen de öğreneceksin aşağıdaki öğütlerde. Bırak bizi Hasan. Bırak yoksa Halil ağa öldürür seni. Hadi lan. Kimin hakkından gelecek göreceğiz. Sen bunu al. Doğruca arka kapıdan depo. Ya. Ben de kasayı boşaltıp geliyorum. Bırak. Gel lan. Gireceğim anasından da kızından da yürü. Yürü. Kıymetli şeymişsin be. Canımı okudunuz analı kızlı. Yürü. 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 Zorluk çıkarım aman. Bırak kızı. Bırak kızı sen. Sıkarsan kızı sıkarım. Ulan o zaman ölürsün şerefsiz. Bırak gitmene izin vereceğim Hasan. Sana niye inanayım? Ulan bak sabrım taşıyor. Bırak şu kızı. Geç arkama. Geç şunu Ceylan. Sana izin vereceğim. Aman Joe, surat ifadeni değiştireceğim seni şerefsiz. Lan bana. Beni iyi tanı. Benim adım Kadir Bozbey. Benim adımı unutma. Eğer sen bir daha benim karşıma çık, kafana sıkmazsam şerefsizim. Duydun mu beni? Şerefsiz. Yürü yürü. Annem. Bulacağız anneni, bulacağız. Annem. Bin şu arabaya, bin. Ben seni burada bırakamam, bin.
Hoş geldiniz hanım ağam. Şükür diyelim mi inşallah? Git odana beni bekle. Ömer gelmedi mi daha? Yok hanım ağam. Celil. Çağır Ömer'i gelsin. Konuşacağım. Kadir'e de bak ne haltlar çeviriyor. Ne zaman gelecek karısının ipini tutacak. Şimdi ben arayacağım. İkisiyle de ağır konuşacağım. Yüklü değilmiş. Ceylan konuşsana. Bir şey söyle artık ya. Nedi? Ya ne bileyim. Bağır, çağır, küfür et. Ama bir şey de Allah aşkına artık susma ya. Ceylan. Bana inanmadın. Ya ben seni öyle görünce o adama gülerken bu elbiseler, melbiseler üstüne bir de odaya çıktın. Gözüm dönmüş işte. Hepsini gördün. Bir beni görmedin. İçine bak. Ana sen benim olayı yanlış anladın. Bin günüm geçince zannettim ki. Sus! Sus! Sana o fikirler anan mı veriyor? Göndereceğim seni onun yanına. Pılını pırtını topla. Ana günah mı alıyorsun? Bak çıkar ha. Selam! Günlerdir bizi parmağında oynatıyorsun. İki canlıyım diye. Sen kadın oldun da oyun mu oynuyorsun? Sana bu akıllar anan mı veriyor? Benim adım Kureyş'a. Ana Allah'ını seversen Kadir'e deme. Ana yıkma, yıkma Allah'ını seversen yıkma, yıkma bana. Ana elini ayağını öpeyim, kıyma bana ne olur. Çekil ayağımın altından. Yaptıkların bir değil, iki değil. Seni bu konağa gelin diye ben getirdim. Zehirli akreptir diye kapının önüne süpürmesini de ben bilirim. Ya! Ya! Neredesin oğlum? Çağırtmasam geleceğin yok. De ne diyeceksen ana? Ne oldu senin yüzüne? Ne olduysa oldu işte. Sen ne diyeceksen onu de. Halil'le girdiniz değil mi birbirinize? Sana ne oldu oğlum? Kendini de aileni de aşiretin gözünde beş paralık ediyorsun. Hatır bırakmıyorsun. Yeter artık. Yarın gidilecek. Dişlerle nikah kıyılacak. Ana bana emir verme. Oğlun olarak geldim, ağa olarak konuşuyorum. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Ağa olduysan hepimizi düşüneceksin. Kendini düşünmeyeceksin. Ağa dediğin bir kız için ailesini, töresini çiğnetmez. Sadece kendini düşünmez. Bak kardeşine, Zilan'la evlendi. Ne için? Senin için. Herkes fedakarlık yaptı. Sen de yapacaksın. Sadece kendini düşünmeyeceksin. Senin kolundan çıkıp Halil'in koluna giren biri için bizi ateşe atmayacaksın. Ben böyle bir oğul doğurmadım. Babanın yüzüğünü de bu Ömer'e takmadım. Ana tamam yeter. Sus. Yeter. Yeter tabii. Söylediklerim yeter. Yarın o nikah olacak. O kız da buradan gidecek. Leyla'dan uzak duracaksın ana.
Yarın nikah olacak. Basacaksın imzayı. Dönüşü yok artık. Ben bitmişim zaten. İmza da sizin olsun, nikah da sizin olsun. Ama Leyla'dan uzak duracaksın. Yarın sabah başkanı arayıp çağıracağım. Pehlivanlar konağına gideceğiz, nikahı kıyacağız. Dicle'yi de alıp geleceğiz. Hadi gel şurada bir şeyler ye, bir kendine gel gül. İstemem. Ama yapma böyle ya. Hadi gel. Hem bak üşüme, bunu da giy. Sana affettireceğim. Benim ismim Kadir'se her ne pahasına olursa olsun kendimi sana affettireceğim Ceylan. Söz veriyorum. Allah belanızı versin. Beş tanenizi bir dilen baş edemediniz. Beceriksiz herifler. Kızım nerede Hasan? Kızım nerede? Cehennemin dibine gitti. Ama merak etme, onu oradan alacağım. Yarın Mardin'e gidiyoruz, kızı alacağız. O Kadir Bozbey'i de beni yaralı bıraktığına pişman edeceğiz. Halil'den de dükkanın masraflarını alacağız. Otele gidiyoruz. Orada kalacaksın. Eve gitmek istiyorum. Ceylan delirdin mi? Başına bu kadar mevzu geldi ya. Hala ev diyorsun. Otele gidiyoruz, orada kalacaksın, bitti. Annem arayabilirse evi arar. Telefonum yok. Tamam, ben evine birini yollayacağım. Önce bir otele gidelim. Şu an senin için en güvenli yer otel. Emniyeti aradık. Her yerden anneni arıyorlar. Bulacağız, merak etme. Ceylan. Ağlama gülüm, bak geçti bitti. Ya güven bana, anneni bulacağız. Sofrayı kurma. Diyara tepsi hazırla, o aç gitmezsin. Bizim işimiz başımızdan aşkın. Diyar çıktı hanımam. Sınavı varmış. Erken gideceğim, kızlarla ders çalışacağım diye indi aşağı. Mecbur Ferit de götürdü. Aman, bu kızın da icatları hiç bitmiyor. Ortalık toz duman, onun umurunda değil. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Alo, Fidan. Söyle Kureyş'a. Başkana telefon ettim. Öğlen size geleceğiz, nikah kıyacağız. Aha, sonunda Kureyş'a, sonunda doğru yolu buldunuz. Ah maşallah. Haydi gözün aydın. Öğlen geliyorlar nikah için. Ay, sahi mi diyorsun ana? Ha, gidip de abini uyandırayım, kalksın. Thank you.
Selen. Sürpriz. İzin günümde atladım, geldim. Annem gönderdi değil mi seni? Kesin Leyla'yı yalnız bırakma demiştir. Saçmalama Leyla, kendim istedim de geldim herhalde. İyi o zaman, sevindim. Şöyle güzel bir sabah kahvesi içelim, ondan sonra gideyim işe. Akşam derken çıkarım, birlikte yemeğe gideriz, olur mu? Zaten ben geleyim seninle sağlık ocağına. Etrafı merak ediyorum, köyleri merak ediyorum. Dolaşırım, fotoğraf çekerim, dolanırım oralarda. Tatlım hiç gelme sen ya. Neden? Ömer'in annesi bu aralar çok uğraşıyor benimle. Allah Allah ya. Mina'yı mı üretmiş? Ay ne diyorsun? Ben de inat ettim, başhekimle konuştum. Belediye açana kadar ne yapayım? Ben de kapı önünde bakıyorum hastalara. Ay inanamıyorum Leyla ya. Ya sorma. Ama pes eden ben olmayacağım tabii. Halil Bey de dün halimi görünce çadır yollatmış. Isıtıcı falan. Bak sen. Rahatım yani. Vallahi bu Halil Bey hoş adam Leyla. Böylesi kalmadı artık. Leyla da hepinizin gözüne giriverdi bir anda maşallah. Annem bir yandan, sen bir yandan. Meğer ne ağza vermişsiniz de haberim yokmuş. Akşam o da gelsin bizimle yemeğe. Üf, Leyla bakma öyle hemen. Senin için demiyorum yani. E hoş adam. Ben beğendim. Ciddi misin? Olmayayım mı? Selin'cim ben çok geç kaldım. Çıkmam lazım. E kahve içecektik. Sen yap kendine tatlım. Konuşuruz akşama doğru, tamam mı? Tamam, dinleneyim, ararım ben seni. Halil! Halil, kalkmadın daha. Ya ne var ana, sabah sabah ne bağırıp duruyorsun ya? Geliyorlar öğlen. Kıyacaklar nikahı. Şimdi aradılar. Tabii gelecekler ana. Tabii gelecekler. Yoksa insan içine çıkamazlar, yemin ederim. Senin bu kızın kaça kaça gitmeseydi onlara... ...bana Bozbey Konak'ta kıymetli yaşatırdım onu. Ama olsun işte, ne yapacaksın? Bu da yeter onlar kabağına. Bu da yeter. Gideceğiz gülüm, vallahi gideceğiz. Ama bak senin için şu an en güvenli yer otel. Sen gel biraz istirahat et. Ben bir iki adam yollayacağım eve. Gidip baksınlar hem. Tamam. Hadi. Necmi, sağ olasın. Az kaldı lan Gülbahar. Kızına kavuşacaksın. Vallahi iyi ki gelmişsin ha. Kızının peşinden. Yoksa sen olmasan nasıl dize getirirdim ben o kızı? O Halil'i, Kadir'i. Ha? Aferin kız. Aferin Gülbahar. O geçen kaldığımız otele gidelim. Tamam. Tamam. Orası tamam. Da Kadir Bozbey'inmiş zaten. Başkanla konuştum. Pehlivanlara da haber verdim. Sen de ona göre hazır ol. Ne yapayım ana?
kalkıp damat tıraşı mı olayım? Tamam dedik işte. Geleceğiz. Ana söyle. İstiyorsa bütün Mardin'i başıma yıksın. Yine de beni yolumdan alıkoyamaz. Ondan korkmuyorum. Bu sağlık ocağını açtıracağım. İşimi de yapmaya devam edeceğim. Görürsünüz. Aferin Leyla, tam telefonu alıp uçak günü buldum. Pardon, telefonunuzu kullanabilir miyim? Cep telefonumu evde unutmuşum da. Telefon arızalı doktor hanım. Öyle mi? Arızalı demek. Anladım. Doktor hanım gitmiyor. Dedi ki hanıma ana söyle, Mardin'i başıma yıksın, gitmeyeceğim buradan. Korkmuyorum ondan dedi. Burada bekliyor. Halil falan gelirse ortalık karışmasın gene. Buraya adam yollasanız. Korkmuyormuş öyle mi? Ben onu korkutmasını bilirim. Celil! Çabuk gel buraya! Ceylan, gülüm sen biraz dinlen, benim konağa gitmem lazım. Tamam. Ceylan, geceden beri bizimkiler beni arıyor. Belli ki konakta bir sıkıntı var. Ama çabuk döneceğim. Hem bak döndüğümde seni evine götüreceğim. Sen şimdi biraz soluklan. Ben söyledim sana kıyafet verecekler. Şu üstündeki paçalardan da kurtulursun. Bunları da unutma. Ya tamam. Ceylan yaptın bir eşeklik. Ya geçti gitti işte. Unut artık. Tamam, git sen. Evine git. Kapıya birini koydum. Korkma. Bir saate buradayım ben.
nikah saati. Halil ile Ömer Pehlivan konaktayken kız kaçırılacak. İşi kimin verdiği bilinmeyecek. Sen de kendini bulaştırma. Başüstüne hanım ağam. Çok dikkatli olun. Aşiret de Halil de bilmeyecek. Bizden de hiç iz bırakılmayacak. Yoksa yakarım başını. Tamam hanım ağam, sen merak etme. Biliyorum ben ne yapacağımı. Hayırdır Celil? Nereye? Şey, nikaha bir şeyler lazım da ağam. Hanım ağam yukarıda bekliyor seni. Bir şey söylemez. Ne olur söylemesin yani. Allah'ım, sen bu günahımı affet. Sen beni bir daha böyle kararlarla sınama. Oğullarıma akıl fikir ver. Sen biliyorsun başka çarem olmadığını. Bu kız yüzünden kan akacak yoksa. Neredesin sen oğlum? İşim vardı ana. Nikah kılıyormuş öyle mi? Abim nerede? Nasıl? Ha, nikah kıyılacak. Ananız burada sizin canınız için uğraşırken siz karı kız peşinde koşturuyorsunuz. Doğru konuş ana. Yalan mı? Abin o kız yüzünden Halil'i delirtti. Sen de Halil'in kapatmasının kızı peşinde koşturuyorsun. Oğlum siz delirdiniz mi? Ya sen benim işime karışma. Bak çağırdın geldim. Laflarım bu kadarsa çıkacağım. O kadar değil. Dışarıdaki kızın peşinde koşturacağına evdeki karını zapt et. Yaptıkları beni aştı. Daha birini idare edemiyorsun. O ne demek? Zilan gebe değilmiş. Nasıl gebe değilmiş? Dün gece bayıldı. Hastaneye götürdük. Burada çıktı açığa. Parmağında oynatmış hepimizi. Zilan'ı bu konağa ben karımdır diye getirmedim. Sen gelinimdir diye getirdin ana. Ben de kabul ettim. Sen benim karımsın. Namusumsun, seni kapının önüne koymayacağım, bana yakışmaz. Ama bundan sonra ne bu yatakta ne de benim gönlümde yerin yok. Öyle deme hadi. Ne olur öyle deme. Ben ettim, sen etme Kadir. Affet beni Kadir'im, affettim de. Ben başımın üstünde yerim vardı. Ayaklarımın altını sen seçtin. Allah seni ıslah etsin Zilan. Bundan sonra senin bu odada işin yok. Thank you.
usta? Ağam, bizzat gelip kendim yiyeyim dedim. Bizimkiler Adana'da mekanı basmışlar. Ama elleri boş kalmış. Hasan kızı da, Gülbahar'ı da alıp ellerinden kaçırmış. Şimdi ne yapalım diye soruyorlar. Kafalarına sıksınlar ustam. Kafalarına sıksınlar. Bir işi de beceremediler diye kafalarına sıksınlar. Haklısın ağam. Ne desen haklısın. Bana bak. O herifin dükkanın kapısından ayrılmayın. Orada bekleyin. Adana'nın altını üstüne getirin. O herifi de, Gülbahar'ı da, kızını da bulsunlar, getirsinler. Bak beni getirtmesinler oraya. O herifi de indiririm, onları da indiririm ha. Başımsın ağam. Şey ağam, Kazım'ı da dediğin gibi doktorun onun peşinden çektik. Aa, kız evde mi unuttu ya telefonunu? Alo, merhaba Halil Bey. Ha, merhaba Selin Hanım. İyisinizdir inşallah. Leyla Hanım'ı soracaktım da ben. Sağ olun, sağ olun, iyiyim. Leyla çıkarken telefonunu evde unutmuş sabah. Ben de şimdi onun yanına gidiyorum zaten sağlık ocağına. İsterseniz söyleyeyim, geri arasın sizi. Olur, olur. Ben yani bir sıkıntı olursa buradayım, merak etmeyin. Arasın beni mutlaka. Tamam, tamam Halil Bey. Ben aratırım sizi mutlaka. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Sağlık ocağına doğru lütfen. Tabii. Ceylan. Nasılsın Ceylan? Biraz daha iyisin değil mi? Ya bir şey söyleseydin kendine, karnın aç mı? Annemden haber var mı? Ha, bu Adana Emniyeti'yle görüştüm. Hasan ortada yok. Her yerde anneni arıyorlar. Evi de arayan soran yok. Ama inan bana anneni bulacağız. İnan bana. Ne olur eve götür beni. Ha, dedim ya onun için geldim. Seni eve götürmeye geldim. Sağ ol. Şöyle yapalım. Çıkmadan böyle bir iki lokma bir şey, bir yemek yiyelim. Öyle ben seni eve bırakayım, olur mu? Hadi bakalım. Hadi bas. Gelin alayındayız sanki. Bas yahu. Abi az kaldı zaten. 15-20 dakikaya oteldeyiz. İyileştiği doktor hanım, Allah razı olsun.
Bir çay yapayım mı? Sıcak sıcak içer misin? Öyle mi? İyileşti mi? Çok sevindim. Zahmet etmeseydin? Ne zahmeti? Ne demek? Bizim için çok şeyler yaptınız. Tamam, ben bir yere uğrar içerim çayını. Sağ ol. Tamam, teşekkür ederim. Söyledin mi Hanımana? Buradaki insanların bana ihtiyacı olduğu sürece hiçbir yere gitmiyorum. Aynen böyle söylersin. Doktor hanım, acil bir hastamız var. Gelirler. Niye getirmediniz? Nesi var ki hastanızın? Ya çok acil bir şeyse zaten hastaneye gitmek lazım. Burada durumun belli. Durumu çok kötü. Yürüyemeyecek halde. Allah rızası için gel. Nerede hasta peki? Köyde mi? Savcı mısınız doktor hanım? Hasta var diyoruz. Köyün hemen çıkışında. Peki tamam gidelim. Ama yapamayacağım bir şey olursa hastaneye gideceğiz, tamam mı? Kaçırdık vallahi. Ay çadırı da yıkmışlar. Takip edelim lütfen. Tamam abla. Buyurun başkanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Damat Bey de geldi. Geldi, geldi. Buyurun salona. Bundan sonra adam olacaksın. Damatsan damatlığını bileceksin. Öyle her şeyi atlamayacaksın. Turist Ömer. Ben duracağım yeri iyi bilirim. Bilmeyene de bildiririm. Sen merak etme. Alın doktoru geliyoruz. Hemen yakında demiştiniz. Nereye gidiyoruz? Doktor hanım, usul durursanız canınız yanmayacak. Sadece sizi misafir edeceğiz. Thank you.
Sinan. Nereye? Anama. Bir de cevap veriyorum ya sana ne? Yok. Odanı hazırladım da. Onu diyecektim. Eşyalarını sen gelmeden taşıyayım mı, seni mi bekleyeyim? Yok Emine. Sen işi gücü bırak. Diğerlerine kına yak. Yok anam bacım. Aha bunu böyle çöp diye kapının önüne atsalar, oh kapının önünü kokuttum diyecek ya. Kim tuttu sizi? Ya ne istiyorsunuz benden? Doktor, amma konuştun ya. Bize ne senin kimle ne iş yaptığınızı. Biz sadece işimizi yapıyoruz, sus. Ya siz neden bahsediyorsunuz? Hemen bırakın beni. Başınız çok büyük belaya girer. Delirdiniz mi siz? Ben devletin doktoruyum ya. Susacak mısın sen doktor? Ya bunlar nereye gidiyor şoför bey? Yetişemeyeceğiz de siz bir selektör işareti falan yapsanız. Vallahi size bir şey diyeyim mi? Bu işte bir terslik var. Terslik mi? Nasıl yani? Buralarda erişim yok. İleride birkaç boşaltılmış köy var. Sanki biri arkadaşınız kaçırıyor. Kaçırıyor mu? Vallahi öyle geliyor. Halila, Halila, Halila. Hayırlı olsun yavrum. Ne diyelim, hayırlı olsun. Sağ ol anacığım. Haydi güle güle. Buyurun doktor hanım, nasılsınız? Alo, alo Halil Bey. Halil Bey ne olur yardım edin, Leyla'yı kaçırıyorlar galiba. Ne? Nereye kaçırdılar, nasıl kaçırdılar? Bir dakika, neredeyiz biz? Ay çevrede hiçbir şey yok ki. Şırnak yolu deyin. Şırnak yolundaymışız. Leyla öndeki arabada, ben tesadüfen gördüm. Taksiyle takip ediyorum arkasından. Yetiştim, yetiştim. Sen mıntıka adı ver bana. Şoföre sor, mıntıka adını sor. Ben çıktım yola, geliyorum. Sen kapatma telefonu. Sakın kapatma. Burada. İşte. İşte Kadir Bozbey. Geri çıkıyoruz. Geri çıkıyoruz, önlerini keseceğiz. Şanslı karısın Gülbahar. Kızın hasretin uzun sürmeyecek. Siz de dikkatli olun. Çıkar çıkmaz önlerini keseceğiz. Tamam abi. Leyla!
Ey kafanı! Ateş edebilirler, ey kafanı! Hadi arabalara çabuk, hadi hadi! Ver canım! Oh, oh, belanı versin, manyak dönü! Hadi hadi çabuk, 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 hadi! Hadi. Az kaldı, az kaldı. Geleceğim ben oraya. Yıkacağım dünyayı başlarına. Tamam. Merak etmeyin siz. Şimdi ben bir iki dakika kapatıyorum. Lütfen siz yerinizden ayrılmayın. Lütfen. Tamam. Rüstem, ne kadar adam varsa topla. Şırnak yolu üzerine Karalar köyüne gelin. Hemen Rüstem, hemen. Ah benim salak kızım. Ben sana demedim mi vaktiyle düşür şu çocuğu diye. Bak, işte sonunda kendin düştün. Hep o Emine karısı yüzünden. Sana ben bittim. Kadir artık bu yatakta da gönlümde de yerin yok dedi. Zaten dün Adana'ya da kız peşine gitmiş. Bittim ya ben, bittim. Adana'ya kız peşine mi gitmiş? Şimdi beni odadan da attı. Ya ben üstüme kumada getirir bak görürsün. Kureyş'e de alkış tutar bu saatten sonra. Ya bana insanın aklına gelmeyen başına geliyor. Kim derdi ki Kadir ben üstüme gül koklasın? Erkek milleti. Gül değil deve dikeni bile koklar. Ya, ama dur hele ya. Öyle hemen kuma muma deyip durma. Belki de gönül eğiliyordur. Ana ne eğiliyorsa önü açık işte. Ben Kadir'in de Kureyşan'ın da gözünden düştüm mü? Düştüm. Artık bundan sonra beni kim nasıl kurtaracak Allah bilir. Dur. Dur, dur hele bir bakayım, dur. Yürü. Babana gidiyoruz. Ya şimdi babam neden çıktı ya? Babama gidip ne yapacağız ya? Zilan. Ben anlatırım bir şekil. Sen hiçbir şeye karışma. Hani hanım ağam beni dinler deyip duruyordu ya. Şimdi görelim bakalım hanım ağası onu dinleyecek mi, dinlemeyecek mi? Haydi. Yar ya. Beylerin atmaz mı yolladı? Ne dedi size? Öldürecek misiniz beni? Sus, sırama! Arap diyor, ne yapalım, sıkalım mı?
He söyle. Abdo, getirdi kızı, ne yapalım? Ne yapacağım korkutun? Koltuğuna yapsın, buralar bana göre değil desin, defolsun gitsin. Onu da ben mi diyeceğim tek tek? Tamam tamam, hadi kapat. Öleceğim birazdan korkudan ya, öleceğim ya. Halila, hadi Halila. Of. Geldim Leyla. Az bekle. Az bekle, sabret. Alo Celil. Herkesi topla, herkesi. Mavinin oraya pusu atın. Peşimdekileri pusuya çekeceğiz. Kim peşinde ha? Ne oluyor Kadir? Ya abi fazla vaktim yok. Yolu kesin Mavinin orada. Geliyorum çabuk. Yetiştik Kadir. Dikkat et kendine. Topla adamları. Hadi hadi. Açın kapıları, açın. Demek Ziran'ın üzerine kuma gelecek ha? Vallahi Mahmut, işte bizim duyduğumuz bu. Kadir de bu gebelik işini bahane edip Zilan'ı odadan kovunca başka mana veremedik. Sebep arıyordular, buldular. Yoksa ne var yani bu kadar büyütecek? Ben kaç kere gebeyim sandıydım, hatırlasana. Yani eskiden doktor mu vardı? Hem ne demekmiş kızı odadan kovmak? Vallahi ben onu bunu bilmem Mahmut. Atıp tutuyordun hanımağım beni dinler diye. Aha şimdi sözünün hükmünü görme vaktidir. Konuş artık şu Kureyşay'la. Böyle konuşmakla halledilecek iş değil. Öyle bir şey diyeceğim ki Selena, bir daha sırtı yere gelmeyecek o konakta. O ne ki baba? Ben burada Ömer için yatıyorum. Kamil'i vuran Ömer'dir. Şimdi siz burada az bekleyin. Ben bir mektup yazacağım, imzalayacağım. Getirip sana vereceğim. Gidip Kuraşa'ya diyeceksin ki babamın itirafıdır. Bir daha canımı yakarsan götür veririm jandarmaya. Ne olur bırakın beni. Ben bir şey yapmadım, ne olur. Bırakacağız ama şimdi değil. Biraz bekleteceğiz seni. Yapmayın, yalvarırım yapmayın. Ben bir şey yapmadım. Aç elini. Aç elini. Aa bak şimdi sıkı tut. Yaşamak istiyorsan sıkı tut. Hayır istemiyorum, yapma. Yapma.
var yukarıda Leyla. Delireceğim ya. Delireceğim. Ya deli misin? Bizi de mi görsünler? Neredeler? Şu boş evlerden birine götürdüler. Tamam siz geçin arabaya. Bir yere kımıldamayın. Bas. Abi basıyorum. Yaklaş iyice. Sonun geldi artık Hasan. Mardin'den çıkarmazlar artık seni. Kovalayacağına kaçmaya bak. Hep senin yüzünden. Seni şuracıkta gebertirim ama şu kızı alalım. Bak gör sana neler edeceğim. Sana kolay ölüm yok. Yok. Acımam sıkarım. Kız nerede? Düşün önüme. Çıkın dışarı. Düş önüme. Düş önüme arkanda onu. Düş önüme. Çabuk senden. Çabuk lan!
Belanı aramasan iyiydi. İş yaptığın işi. Bozarsan yapışır yakana. Lan sıktırtma kafanı yürü. Hadi. Burası mı? Aç lan kapıyı. Aç kapıyı. İmdat! İmdat, buradayım. Yardım edin. Geldim Leyla. Halil ben. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Şunu açayım. Geç. Elimde bomba var. Bomba var elimde. Yürü lan. Yürü. Yürü. Bana dön. Bana dön. Bomba var ha elinde. Ha? Leyla. Leyla. Leyla, bir şey olmayacak. Sakin, sakin. Sakin ol. Baba var. Tamam. Leyla. Sana bir şey olmasına izin verir miyim ben Leyla? Sana bir şey olmasına izin verir miyim? Leyla hadi kalk. Tamam Leyla. Hadi kalk yavaşça gidiyoruz. Hadi kalk. Yavaştan gidiyoruz buradan. Hadi. 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 Hayır, hayır. Bırakma. Sakın bırakma. Sadece yürü. Leyla yürü. 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 Leyla, 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 Leyla yürü. Yürü. Sakin. Yürü. Şşş, Leyla. Leyla. Leyla, şimdi sakin ol. Leyla, bana güven. Gözlerime bak. Patlayacak. Patlamaz. Bana güven. Gözlerimin içine bak. Bana güven. Patlamayacak. Üçten geriye sayacağım, bunu uzağa fırlatacaksın, tamam mı? Bir. İki. Bir. Fırlat! Göreceğiz kim kime sıkıyor şunu, şerefsiz. Ateş etmesinler annemi. Ya anneni kurtaracağız Ceylan, bir sakin ol. Sadık hemen Ceylan'ı kurtaracağız, hemen. Ya, ya, anne. Bize pusu kurmuş. Dedim ben sana, buradan çıkamayacaksın diye. Seni niye yanımda getirdim lan, manyak karı? Yar anne gedesin diye mi? Kadir, ne oluyor, kim bu adamlar? Abi uzun mevzu anlatırım. Biri. Şimdi hesabını keseceğiz. Çocuklara söyleyin. Ben işaret etmeden ateş yok. Tamam. Hadi.
Çıkamayacaksın Hasan. Sayende çıkacağım. Yürü! Yürü! Hasan, Allah çarpsın yaşatmayacağım bak seni. Ulan bir kez gitmene izin verdin, bırak. Bir daha Mardin'e ayak basmayacaksın. Bu anlaşmayı bir kere daha yaptık. Ama bak buradayım. Demek ki gene geleceğim. Ver kızı. Azrail'in olacağım, bırak ulan kızı. Bırak! Amen!